Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, 4 Mart 2021 tarihinde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş ve 12 silah arkadaşının içinde bulunduğu askeri helikopter, Bitlis, Tatvan'da değişen hava şartları nedeniyle düşmüştü. Türkiye'yi yasa boğan kazada Osman Erbaş Paşa'mız ve 10 askerimiz şehit oldu. 2 askerimiz de yaralandı. Olayın üzerinden tam 3 yıl geçse de acılar hala çok taze. Kazada şehadet şerbetini içen 11 askerimizi rahmetle anıyoruz. Takvim yaprakları 4 Mart 2021'i gösterdiğinde o acı haberle yasa boğuldu. Başta Elazığ olmak üzere tüm Türkiye. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş ve 12 silah arkadaşının içinde bulunduğu Kolordu Komutanlığına ait askeri helikopter, değişen hava şartları nedeniyle Bitlis'in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bulunan Çekmeköy yakınlarına düştü. Elazığ'ı yasa boğan o acı olayda Osman Erbaş Paşa'mız ve 10 askerimiz şehit düşmüş, 2 askerimiz de yaralanmıştı. Dosta güven, düşmana korku veren, yiğit mi yiğit kahraman. Osman Erbaş, babacan kişiliğiyle Elazığlıların gönlünde taht kurmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli kademelerinde görev almış, vatan ve bayrak aşkıyla yanıp tutuşan vatan sevdalısıydı. Vatan sevgisiyle dolu bir yürek. Şehit cenazesinde darbecilere Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil, katiller sözleriyle tokat gibi cevap vermişti. Bu katiller asker değil, bu katiller asker olamaz. Türk milletinin askeriyiz biz, katil olamayız. Şehit aileleri ve çocukları onun için her zaman ön sıradaydı. Şehitlik mertebesine ulaşmadan önce de Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a mesaj atıp hastanede yatan şehit yakını ile ilgilenilmesini istemişti ve helikoptere öyle binmişti. 5 Mart tarihinde en acı siren sesleriyle naaşları Elazığ'a getirilen şehitlerimiz için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlenerek son görevler yerine getirildi. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle Ankara'ya uğurlandı. Ankara'ya uğurlanan şehitlerimiz, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanlarının katıldığı devlet töreniyle memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı. Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir. O acı olayın üzerinden 2 yıl geçti. Acılar hala çok taze, 11 şehidimiz ise aydınlık içinde. Medya grubumuz olarak 4 Mart 2021 yılında şehit düşen Kor General Osman Erbaş Paşa'mızı ve 10 şehidimizi şehadetlerinin 3. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet, makamınız Ali olsun. Elazığ'da şehit annesi Şehriban Kılıç, 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş'ın şehit olmadan önce kendisine hediye ettiği bastona gözü gibi bakıp bir an olsun yanından ayırmıyor.
Görev süresince Elazığ halkının gönlünde taht kuran ve her fırsatta şehit ailelerini ziyaret eden Osman Paşa, olaydan önce şehit ailesi Ahmet ve Şehriban Kılıç'ı ziyaret etmiş, Şehriban Kılıç'ın belinin ağrıdığını fark edince hemen özel bir baston yaptırarak kendisine hediye etmişti. Osman Paşa'yı evlatları gibi gören ve şehit düşmesinin ardından ikinci kez evlat acısı yaşayan şehit ailesi, şimdi onun emanetine adeta gözü gibi bakıyor. Osman Paşa, paşadı ama çok farklıydı. Çok farklıydı. Çok böyle, ne bileyim, bizim için canını verir. Herkes için öyledi. Bize daha farklıydı. Senede 5-6 sefer geldi, bizi ziyaret ederdi. Ne demektir? Siz zaferin emanetisiniz bize. Kıymıyorum. Böyle bir özel yere gittiğim zaman, kullanırım diyeyim, Osman Erbaş, sen de elin buradaymış. Sen bunu bana getirdin. Sen bana değer verdin. Şehidime değer verdin, bunu getirdin. Gülüm ağlamaktan geçiyor. Allah daha sizi bağışlıyor. Allah benim o bir çocuklarımı, torunlarımı bağışlıyor. Allah sizin dağınıza sizi bağışlıyor. Acı keder vermeyin yavrum. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Evlat benim, şehit Türkiye'nin. Allah kanı kanı rahmet ver bize, düşen de o. Mekanını cennet. Allah makamı cennet nasip edin kendisine. Zaten cennetlik. Zaten cennetlikten ona inancımız var. Allah onun şefaati bize nail eder. Bir yandan yeni dönem için proje çalışmalarını sürdüren, bir yandan da 31 Mart yerel seçimleri kapsamında hemşerileriyle buluşmaya gayret gösteren Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, Nail Bey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacak. Çaydaşıra ve Rüstem Paşa'da hemşerileriyle bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, yeni dönemde de mahallelerimize yatırımlarımız sürecek, dedi. Göreve geldiği günden itibaren 5 yılda toplam 116 projeyi hayata geçiren Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, yeni dönemde hayata geçirmeyi hedeflediği projeler kapsamında önceliği kentsel ve yerinde dönüşüme verdi. Şahin Şerifoğulları 31 Mart'ta yeniden belediye başkanı seçildiği takdirde ilk olarak Nail Bey Mahallesi'nde kentsel dönüşüm hamlesini başlatacak. Yürütülecek çalışma doğudan Bosna Hersek Bulvarı'ndan batıda Şehit İdris Doğan Caddesi'ne kadar uzanan General Hakkı Talay Caddesi ile Bağlar Sokak arasındaki toplam 8 adada 930 mesken ile 174 ofis ve iş yerini kapsayacak. Dönüşüm projesi hem ağır hasar nedeniyle yıkılarak boş arsa olarak kalan parselleri hem de mevcut deprem yönetmelikleri bakımından riskli durumdaki 40-50 yıllık binaları içerecek. Proje doğrultusunda mevcut durumda 10 metre genişliğinde olan Nail Bey Mahallesi, General Hakkı Talay ve Şehit İdris Doğan Caddeleri 20 metre genişliğinde yeniden düzenlenecek. Nail Bey kentsel dönüşüm projesi tamamlanmasıyla vatandaşların depreme dayanıklı, yeşil dokuyla bütünleşmiş, genişletilmiş yollarıyla yeni bir yaşam alanı kazandırmak amaçlanıyor. Yeni dönem için proje çalışmalarını sürdüren Başkan Şerifoğulları, bir yandan da 31 Mart yerel seçimleri için hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları ilk olarak Çaydaçıra Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çaydaçıra Mahalle Muhtarı Hıdır Türkmen, Başkan Şerifoğulları'nın hayata geçirdiği yatırımlarla Çaydaçıra Mahallesi değerine değer kattı, dedi. Öncelikle sizlere mahallemize yapmış olduğunuz 5 yıllık yatırım için, Çaydaçıra Mahallesi'ne 5 yılda farklı bir değer kattığınız için ben sizlere şahsım ve mahallemize olarak teşekkür ediyorum. Çaydaçıra Mahallesi'ne yapmış olduğunuz Köyken Parkı, Kapalı Pazar Yeri, Bağlantı Yolları mahallemize gerçekten farklı bir değer katmıştır. Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Şerifoğulları, yeni dönemde de mahallemize yatırımlarımız sürecek diyerek, sosyal yardımlaşma konutlarında ikamet eden vatandaşların tapu sorununun çözüldüğünü müjdeledi. Çaydaçıra Mahallesi'nin çok kıymetli sakinleri, öncelikle mahalle buluşmamızı miting alanına dönüştürdüğünüz için bu taziye evine sığmayıp dışarılarda kalan dostlarımızla birlikte burayı miting alanına dönüştürdünüz. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki sizlere
yıldır hizmet ediyorum. İyi ki 5 yıldır sizlerin hizmetkarıyım. Çok kıymetli hemşehrilerim, AK Parti ülke yönetiminde olduğu gibi yerel yönetimlerde de devrim yapmış bir partidir. Yerel yönetimlerdeki dev dönüşüm 1994 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlamıştır. Ve AK Parti belediyeciliği ülkede birçok ilçe imza atmıştır. Bizler sadece bugüne, bizler sadece bugünün insanlarına ve bizler sadece bugünün şehirlerine hizmet etmedik. Bizler bugünden yarını inşa etmenin, bizler bugünden yarını imar etmenin derdiyle hareket ettik. Allah'a hamdolsun, burada yaşayan her bir birey, muhalefet partileri de dahil, yapmış olduğumuz bütün icraatları kabul ediyor ve güzel işler yapıldığına, ciddi bir değişim olduğuna kanaat getirerek bunu dillendiriyor. Allah'a hamdolsun. Özellikle dışarıdan gelen misafirlerimiz Elazığ'ın bu dönüşümüne inanamıyor ve her fırsatta da ne kadar güzel işlerin yapıldığını ve bu şehirdeki dönüşümün, gelişimin ve kalkınmanın farkında olduğunu dile getirerek Allah'a hamdolsun bizlere teşekkür ediyor. Bu başarı sadece bizim değil. Bu başarı sizlerin başarısı, bu başarı Elazığ'ın başarısı, bu başarı her daim dualarıyla bizim yolumuzu aydınlatan siz hemşehrilerimizin başarısı. Bizim yatırımlarımız bitmeyecek. Allah'ın izniyle devamı gelecek. Ve özellikle buradaki hemşehrilerimizin bizlerden bir müjde beklediğini biliyorum. Muhtarın da ifade ettiler. Merkez İlçe Başkanı'nı da söylediler. Sosyal yardımlaşma konutlarında oturan hemşehrilerimizin tapu sorunu çözüldü. Allah hayırlı uğurlu olsun. Çok kıymetli hemşehrilerim. 10 yılını doldurmuş. Bir fiil oturmak kaydıyla 10 yılını doldurmuş. Parasını ödemiş 129 kişi yarından itibaren tapusunu alabilir. Diğer oturanlar da 10 yılını doldurduğu takdirde, parasını da ödediği takdirde hemen tapularını alacak. Artık bu tapu konusu bir daha konuşulmayacak. Başkan Şerifoğulları ve beraberindeki heyet 3 Şubat 2018 tarihinde Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen şehit piyade uzman çavuş Fevzi Gürsu'nun ailesiyle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu ziyarette Başkan Şerifoğulları başta şehit Gürsu olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet dağınarak dualar okudu. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Başkan Şerifoğulları daha sonra Rüstempaşa Mahallesi'nde ikamet eden Cebrail Tel'in ev sahipliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar Başkan Şerifoğulları'nı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şerifoğulları geçtiğimiz 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği yatırımları ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlatarak hemşehrilerinden destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Murat Aygen, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu ve mahalle ziyaretlerine devam etti. Ziyaretleri sırasında konuşan Aygen, dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Elazığ Belediye Başkanlığı'na aday olan Doçent Doktor Murat Aygen, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Aygen bu kapsamda ilk olarak Pertek Bermazlılar Derneği'ni ziyaret ederek
Başkan Süleyman Soysal ve dernek üyeleriyle istişarelerde bulundu. Pertek Bermazlılar Dernek Başkanı Süleyman Soysal, ziyaretleri için Doçent Doktor Murat Aygin'e teşekkür etti. Bu ziyaretiniz Pertek Bermazlılar ailesine şeref vermiştir, onur vermiştir. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğunuz yolda başarılar diliyorum başkanım. MHP Elazığ Belediye Başkanı adayı Doçent Doktor Murat Aygen seçilmeleri halinde belediyeyi STK'larla işbirliği içinde yöneteceklerini söyleyerek Elazığ bir üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Önce başta söyleyeyim, emanetiniz bizde Süleyman Bey. Allah izin verirse kazanırsak Süleyman Bey'in eli daha güçlenecek, sizlere daha çok hizmetler getirecek. Sendikalar, vakıflar, üniversiteyle beraber ortaya bir yönetim modeli gerçekleştireceğiz. Biz buna iyi yönetişim modeli diyoruz. Yani insan haklarına saygılı, çoğulcu, demokratik, hesap verebilir, denetlenebilir bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız. Üretim merkezleri kuracağız. İşte kadınlar, gençler, emekliler ve isteği olan insanların sizlerin yoğun olarak yaşadığı bir mahalle, 20 mahalle olacak. Bir mahallede ben size söz veriyorum. Sizlerin yoğun olduğu mahalleye kuracağız. Tabii orada LGS, üniversite sınavlarına hazırlık kursları olacak. Hiçbir ücret almadan göreve gelmemiş, atanma bekleyen öğrenciler, öğretmenleri değerlendirir. Yine kreşler olacak içerisinde. En önemlisi de biz rantın başkanı değil, halkın başkanı olacağız inşallah. Mahallelerde halk meclisleri kuracağız. Halk meclislerin başkanı tabii önce muhtar olacak. Fakat biz başka bir şey yapacağız. Allah izin verirse her sokakta bir insanı o mahalle meclisine görevlendirerek mahallenin ve mahallede yaşayan insanların sorunlarını, problemlerini, çözümlerini bir an önce yapmak için böyle de bir meclis oluşturacağız. Beraber yöneteceğiz. MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Murat Aygen ve beraberindekiler STK ziyaretlerinin ardından Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. İnsanlara hizmet etmenin nasıl olduğunu göstermek, bunun en güzel örneklerini sıralamak için buradayız. Elazığ yeniden Elazığ yapacak olan insandır Murat Bey. Biz Karşıyaka Alazığ'ına köşe başındadır, biz dezek takıyoruz. Eyvallah. Dayı haklısın. Vallahi bu şehri yönetenlerin utanması gereken bir konu. Varol başkanım. Karşıyaka ziyaretinde vatandaşlara seslenen Aygen, seçimleri kazanmaları halinde Karşıyaka Mahallesi'ne büyük yatırımlar kazandıracaklarını ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ev sahibi yapacaklarını ifade etti. İlk yapacağımız iş 5000 konut üreteceğiz. Bunlar hane halkı geliri asgari ücretin altında olan insanlar kira öder gibi ev sahibi olacak Allah'ın izniyle. Yine yapacağımız 20 mahallede bir üretim merkezi kuracağız. Bu üretim merkezlerinde LGS, üniversite gibi hazırlık sınıflarında okuyan arkadaşlarımızın çokları kesinlikle ücret alınmadan ders göreceklerdir. İnşallah bu yoksulluğu da giderecek projelerimiz var. Sizlerin sorunlarınız biliyorum, samimi olarak söylüyorum. Kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Allah'ın izniyle hiç merak etmeyin. Kent planlaması yaparken de buraya geleceğiz, soracağız. Ve sizleri nasıl Çaydaçıra'daki, Ataşehir'deki imarından faydalanırsa sizler de faydalanacaksınız inşallah. Mahallede yaşayan insanların problemleri anında belediyeye iletilecek ve anında çözüm bulacaktır. MHP Elazığ Belediye Başkan adayı Doçent Doktor Murat Aygen ve beraberindeki heyet, mahalle buluşmaları kapsamında son olarak Yemişlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yemişlik Mahallesi sakinlerine seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerini anlatan Aygen, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın, Güneykent Mahalle sakinlerini ve Galericiler Sitesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Akın, siz yetkiyi vereceksiniz, biz de size hizmet edeceğiz dedi. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Abdullah Akın mahalle gezilerini sürdürüyor.
Tabii memleketimizde alım gücü epey düştü. Aynen düştü. Bir takım yatırımlara ihtiyaç var. İnsanlarımızın işe ihtiyacı var. Geçim sıkıntısının hafiflemeye ihtiyacı var. Bunu giderecek yatırımlar var. Burada işte 30 bin gencimiz işsiz. Evet. İş alanı açarsak inşallah bu gençlerimiz de gelir bir şeyler alabilir yani sizlerden. İnşallah tek katlı. Biraz küçüyor burası. Benim hayalimdeki yer showroom gibi böyle büyük yüksek bir yer. Başta bizim de ferah. Bence yani aslında bana göre bu galericilerimizin daha güzel bir yere layık. Daha vizyon yer olsa daha böyle hani tabii. Havası farklı. Aynen. Şehir dışına çünkü biz buraya çok gelen oluyor. Biz bir nevi Elazığ tanıtma yapıyoruz. Niye? Çünkü dışarıdan internet üzerinden buraya çok bütün illerden gelen var. Araç almaya. Tabii ki daha bir vizyonu yer olsa daha iyi olur ama şimdilik bunlara idare ediyoruz. Tabii aynen. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Siz iyiyseniz biz de iyiyiz. Hamdolsun. Çok şükür. Allah razı olsun. İnşallah işleriniz artacak. Tabii bu aralar durgun seyrediyor her sektörde. İnşallah bunu artırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah. 40 tane projemiz var. Onları elbette yapabilmek için yetki gerekiyor. O yetki de sizin elinizde. Takdir ediyoruz. Yetkiyi siz veriyorsunuz. Takip ediyoruz sizleri. Yani sağ olasın. Takip ediyorum. Başkan adayı Akın, Güney Kent Mahallesi sakinlerine ve galericiler sitesi esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. İnşallah tabii işlerin artmasına yönelik de memleketimizin geneline yönelik projelerimiz var. 40 tane. Bunları da tabii ki yetkiyle ancak yapabiliriz. Tabii. Bu yetki de tamamen sizin elinizde. Vatandaşın kendi elinde. İyiyi de kötüyü de o tercih ediyor. Evet. Saadet Partisi Elazığ Belediye Başkanı adayı Abdullah Akın, memleketimizde alım gücü epey düştü ve bir takım yatırımlara ihtiyaç var. Geçim sıkıntısının hafiflemesi için insanlarımızın işe ihtiyacı var. Projelerimiz arasında bu sorunu giderecek yatırımlarımız var, dedi. Nasıl işleriniz bu aralar? Tabii her yerde olduğu gibi burada da öyle. Tabii bu Elazığ'ın genel problemi. Bunun için, bunu aşmak için 40 tane proje hazırladık. Vaktiniz olursa inşallah incelersiniz. İnşallah. Bu yetkiyi tabii ki verecek olan sizlersiniz. İyi kötüyü de vatandaş seçiyor. Tabii. Verirseniz inşallah sizlere hizmet ederiz. Hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için vatandaşlardan yetki isteyen belediye başkan adayı Abdullah Akın, siz yetkiyi vereceksiniz, biz de size hizmet edeceğiz, dedi. İlimizin genelinde yatırımlarımızla inşallah bu potansiyel hem artacak hem de insanlarımıza tabii iş alanı açınca bazı sizlerden işte gelip alışveriş yapabilecekler. Sayın Başkanım, aday olarak projelerini Instagram'da sürekli karşılaşıyoruz. Çoman sizsiniz. Aynen öyle. Rabbim bahtınızı yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olasınız. Teşekkür. Topağış Gül Muhtarı. Evet. Selam aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Nasılsınız? Başkanım nasılsınız? Allah kolaylık versin. Valla iyiyiz. Seçim çalışması yapıyoruz. Allah hayırlı oğlu etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yetki sizin elinizde. Yani iyiyi de iyi olmayanı da vatandaşımız tercih ediyor. Yetki verirseniz inşallah bu projeler hayata geçirilebilir. Hamdolsun. Siz iyiseniz biz de iyiyiz. Yani i̇nşallah. İyi olacağız inşallah. İnşallah. İyi olacağız inşallah. Allah razı olsun inşallah. Yani bu piyasalar her yerde olduğu gibi burada da çok durgun. Onu biliyoruz. Kentsel dönüşümü başlattığımız anda sizin işleriniz had safhaya çıkar. İnşallah. Zaten şu anda vatandaşın da beklentisi o yönde. Eğer onun üzerine bir çalışma yapılırsa, belediyede bu sorumluluğu yüklenebilirse güzel bir çalışma ortaya çıkar. İnşallah. Zaten inşaat baktığın zaman genel piyasada lokomotif görevi gören bir sektör. İnşaat durdu mu komple her şey durmuş oluyor. Yani bunun da devlet teşviğiyle ya da belediye hizmetiyle yerinde el birliğiyle yapılması. Belediyenin vazifesi zaten bunlar. Yani aslında yerelde bunu yapılması. Yani belediyecilik kanunu belli zaten. Kanunda belirtiyor. 31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septioğlu'nun bu defaki durağı Elazığ şehirler arası otobüs terminali oldu. Esnaf ve vatandaşlarla buluşan Septioğlu, hak ve adalet çizgisinde insanımıza hizmet için geleceğiz dedi.
31 Mart mahalli idareler seçimleri için çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Faruk Septoğlu, esnaf, STK ve mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'ni ziyaret eden Septoğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Dernek ve STK'lara yönelik ziyaretlerini de sürdüren Başkan adayı Septoğlu, Elazığ Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği ziyaretinde çölyak hastalarının talep ve sorunlarını dinledi. Sizlerin de yardımıyla bir fırınımız olursa orada annelerimiz de gelip bu poğaça simitleri eğitimini alarak yaptıkları poğaçaları biz de okullara götürüp çocuklarımıza vere diye kantinlere bırakırız. Bu üyeleri gördünüz hep dışarıda kaldılar. Bize güzel büyük bir yer ve içinde fırını olması lazım. Annelerimize eğitim verelim. Biz büyüklerimizden bunu bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Faruk Septoğlu seçimi kazanmaları halinde çölyak hastaları için fırın yaptırılacağının sözünü verdi. Güzel bir hizmet veriyorsunuz. Allah utandırmasın. Allah yardımcınız olsun. Biz de fırın yani bir belediye için inşallah problem olmaz. Biz de vesile olursak bu i̇nşallah. Bizi de mutlu eder. İnşallah seçimden sonra biz gelin gene birlikte istediğiniz yerde nasip olursa fırınınızı inşallah hayata geçireceğiz. İnşallah. Mahalle toplantıları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan adayı Septoğlu, laf değil iş üretelim, bize düşen yapmaktır. Türkiye'nin ışığını Elazığ'dan yakacağız. Hak ve adalet çizgisinde insanımıza hizmet için geleceğiz dedi. Gümüş kavakta, laf değil iş üretelim. Bize düşen yapmak, yıkmak değil. Ve Allah nasip ederse. Neler var? Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Cenab-ı Hak iki cihanda da yüzünüzü hak eylesin. Sizler varsanız biz varız. Yoksa ben neyim ki? Ben bir fakirim. Hak Teala'dan niyazım ya Rabbi bu güzel insanlara iki cihanda da en güzel, en adil, en hakka, en adaletli, en ahlaklı şekilde yaşamayı nasip eyle. Öbür dünyada da yüzlerine atın. Biz inşallah diyoruz ki ülkemize de Elazığ'ımızda biz birbirimizle yağımızla kavruluruz. Güzel şeyleri vücuda getiririz. Fakat diyoruz ışığı buradan çakacağız Allah nasip ederse. Türkiye'nin ışığını çakacağız diyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'a istihdam ve ekonomik katkı sağlayan firma ve üye ziyaretlerini sürdürüyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ'a istihdam ve ekonomik katkı sağlayan firma ve üye ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilimizde yapımına başlanan ve şehre önemli bir istihdam sağlayacak Newpoint projesini hayata geçiren ve Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanları Mustafa Bulut ve Mehmet Bulut'u ziyaret eden Başkan Alan, bu projeyi ilimize kazandırdıklarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. İlimizin en büyük alışveriş merkezini kazandırdıklarından dolayı odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Ve Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, 2010 yılından beri konut ve yapı sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, başta TOKİ olmak üzere binden fazla projeyi hayata geçirerek istihdam ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını söyledi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Sayın İdris Alan'ı ve yönetimi olarak bizi ziyarete geldiklerinden dolayı teşekkür ederiz bu nazik ziyaretlerinden dolayı. 2010 yılından beri ilimizde konut sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak yaklaşık 1000'in üzerinde konut istihdamı sağladık şehrimize ve şu anda da mevcut devam eden işlerimiz var. Türkiye'nin birçok ilinde 1000'i aşkın sosyal TOKİ konut projeleri olmak üzere ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Newpoint AVM cadde ve ofis projemizi hayata geçirdik. Geçen hafta İstanbul'dan lansmanını tanıttığımız projeye oldukça iyi bir katılım gerçekleştirdi.
Türkiye'nin önde gelen perakende sektörlerine tanıttık projemizi. Ve bir sonraki lansmanımız da inşallah önümüzdeki aylarda Elazığ'da yapılacak ve yapacağımız lansmana da Elazığ'ımızın değerli ileri gelenleri, Ticaret Sanayi Odası olsun, valimiz, belediye başkanımız, sayın vekillerimizi de davette bulunacağız ve iş adamlarımızı. Elazığ'ın son yıllarda ekonomiye güç ve hayat veren birçok yeni fabrika ve işletmenin açılışına sahne olan ve her alanda gelişen bir şehir olarak öne çıktığını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, özellikle teşvikte 6. bölge fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini dile getirerek, Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerimize hitap edecek 3. OSB'nin müjdesini verdi. Elazığ, son yıllarda ekonomiye güç ve hayat veren birçok yeni fabrika ve işletmenin açılışına sahne olan ve her alanda gelişen bir şehir olarak öne çıkıyor. Bizler Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak özellikle teşvikte 6. bölge fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha 2 gün önce ilimizin organize sanayi bölgesi olan Tekno OSB'de 115 parseli yatırımcılarımıza teslim ettik. Bugün de Sayın Mustafa Bulut ve Sayın Mehmet Bulut Beyefendi'nin bugün misafirleri olduk. Bugüne kadar ilimizde gerçekleştirdikleri prestij projelerle saygın ve güçlü bir yapı firması olarak öne çıkan Mebulut İnşaat, şehrimizin yaşam standartlarını değiştiren ve yepyeni bir bakış açısı getiren, bölgemizde ilk olacak yepyeni bir projeyi de hayata geçirmenin tatlı heyecanını yaşıyorlar. Elazığ'ın karma kullanımlı en büyük alışveriş merkezi olacak Nevpoint projesi 110 adet mağazayı bünyesinde barındıracak. Yine bu özel proje ile bugüne kadar elimizde şubesi olmayan birçok ünlü markalar bu proje sayesinde inşallah Elazığ'da mağazalarını açacaklardır. Mebulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanları Sayın Mustafa Bulut ve Sayın Mehmet Bulut'a çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin yaşam standartları yanına vizyonuna da önemli katkılar sağlayacak bu özel ve prestijli projenin ilimiz ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağına ünlü markaların buralarda yer kiralama arzu ve isteklerini de görüyorum. İYİ Parti Elazığ Belediye Başkanı adayı Burak Özgül, belediye hizmetlerinde adil, şeffaf olacaklarını dile getirdi. İYİ Parti Elazığ Belediye Başkanı adayı Burak Özgül, seçim çalışmalarını Abdullah Paşa Mahallesi ile sürdürdü. İYİ Parti Başkanı Habib Yaşar, İl Teşkilatı ve İYİ Parti Elazığ Belediye Başkanı adayı Burak Özgül, Abdullah Paşa Mahallesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı adayı, nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ziyarete gelmiş, bir selam verelim istedik. Allah iyi şey versin inşallah. Desteklerinizi bekleriz. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Adayı Burak Özgür. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şerefsiz. Yok, iş yok. Yok, değil mi? Aynı işler. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Abi. Belediye Başkan adayı Burak Özgül esnaflara ve vatandaşlara kendisi ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Abi kolay gelsin. Seçim çalışmaları sonrası açıklamalarda bulunan İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Burak Özgül, bugün seçim çalışmalarımız kapsamında Abdullahpaşa Mahallemizde esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın şahsıma ve partimize çok büyük teveccühleri var. Vatandaşlarımızı Allah'ın izniyle mahcup etmeyeceğiz. Bizler görev nasip olursa belediyemizin gelir ve giderlerini her ay düzenli olarak açıklayacağız. Belediye yönetiminde adil ve şeffaf olacağız. Belediyemizin tüm ihalelerini canlı olarak yayınlayacağız. Belediyemizin bir kuruşunu bile israf etmeyeceğiz. Belediyenin her kuruşunda tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bizim önceliğimiz belediyede olan israfı önlemek olacak. 31 Mart'tan sonra inşallah ülkemizin çoğu belediyesinde iyi kadrolar görevi devralacak.
vatandaşlarımız özlem duyduğu hizmetlere kavuşacak ifadelerine yer verdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 4 Mart Pazartesi günü gece saatlerinde Elazığ'a gelecek. Elazığ'da bir dizi temaslarda bulunacak olan Genel Başkan Babacan'ın Elazığ programının detayları belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala Türkiye geneli seçim çalışmalarını sürdüren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 4 Mart Pazartesi günü gece saatlerinde Elazığ'a gelecek. Programı kapsamında Ali Babacan 5 Mart Salı günü sabah saatlerinde Malatya'ya geçecek. Babacan öğleden sonra bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelecek. Genel Başkan Babacan Elazığ programı kapsamında saat 15'te Yurtbaşı, 16'da Yazı Konak ve 16.30'da Elazığ merkezde vatandaşlarla bir araya gelecek. Ali Babacan 5 Mart Salı günü saat 21.30'da Kanal Fırat ve Kanal 23 ekranlarının canlı yayın konuğu olacak. Babacan 6 Mart Salı günü ise Tunceli'de temaslarda bulunacak. Tunceli programının ardından yeniden Elazığ'a gelecek olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan akşam saatlerinde kentten ayrılacak. Memursel İl Temsilciliği tarafından 5 Mart Salı günü saat 19'da Kudüs Gecesi programı düzenlenecek. Memursel İl Temsilciliği tarafından 5 Mart Salı günü Kudüs Gecesi düzenlenecek. Saat 19'da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa Memursel Genel Başkanı Ali Yalçın da katılım sağlayacak. Siyonist vahşetin kural tanımaz soykırımına karşı Gazze direnişi ümmetin diriliş meşalesidir. Katil sürüsü 150 gündür ağır silahlarla 3 milyon kişinin yaşadığı küçücük bir yere saldırıyor. 30 binden fazla kardeşimizi katlettiler. 70 binden fazla yaralımız var. Gazze halkı ümmeti direnişe ve dirilişe davet ediyor. Aziz şehrin aziz insanlarını bu çağrıya kulak vermelerini ve 5 Mart Salı günü yani yarın akşam saat 19'da Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenleyeceğimiz Diriliş Buluşmaları programına davet ediyoruz. Memursen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Kudüs Gecesi programına Elazığlıları davet etti. Programa Memursen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Eğitim Merkezi Akademi Başkanı Doçent Doktor Enver Osman Kağan ve Filistinli gazeteci, araştırmacı yazar Muin Naim ve ezgileriyle grup genç katılacaktır. Yarın akşam yapacağımız Diriliş Buluşmaları programına tüm halkımızı davet ediyoruz. Gazze ile yüreği yanan, Gazze için üzülen tüm Elazığlıları bu direniş gecesinde, bu Diriliş Buluşmaları gecesine herkesi davet ediyoruz. Gazze Direniş Platformu Demokrasi Meydanı'nda kurduğu yardım çadırı ile Gazze'nin yanında olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımın durması ve zulüm altında olanların yanında olmak üzere kurulan Gazze Direniş Platformu'nun Demokrasi Meydanı'nda 110 gündür sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Ensar Vakfı Başkanı Alaaddin Meydanoğlu, 16. yardım çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve tüm dünyaya seslerini duyurmak amacıyla çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Bugün bu meydanda Gazze Direniş Platformu öncülüğünde 16. basın açıklamamızı yapmaktayız. 16. çalışmamız birimiz, hepimiz Gazze için varız. Birlik Vakfı Gazze'nin yanında 16. temamızı, başlığımızı, yardım çalışmamızı icra etmekteyiz. Bugün zalim, gaddar, siyonist, kana susamış, barbar İsrail'in 150. katliam günü. Bizler de bu katliamın karşısında duran neferler olarak bu meydanda 110. nöbet günümüzü tutmaktayız.
bu meydandan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek, mezalim yapı olan gaddar, kana susamış İsrail'in karşısında olduğumuzu tüm dünyaya haykırışımızın 110. günü. Yardım çalışmasının ortaklarından olan Genç Birlik İl Başkanı Taha Ateş, Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Gerçekleri haykırmaya, Müslüman din kardeşlerimizin yanında olmaya elhamdülillah 110 gündür buradayız. Unutulmasın ki Gazze yalnızca bir şehir, bir toprak parçası değildir. Gazze medeniyetlerin kilit noktalarından birisidir. Dünyaya barış ve demokrasi getireceği söylemiyle İslam ümmetine zulmediliyor. Bu zorlu ve sıkıntılı süreçte dava büyük, zaman dar ve tek kurtuluş birlik olmakta diyerek katliamların son bulması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu gibi müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirine destekli ve bir olmalıdır buyurur. Yapılan bu soykırım ve zulüm karşısında iman var ise imkan da vardır diyerek Gazze Direniş Platformu olarak 110 gündür buradayız ve soykırım bitene dek, Gazze'nin inşası ve ihyası olana dek burada olacağımızı bildiririz. Yeniden Refah Partisi Yazı Konak Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı. ...31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala yeniden Refah Partisi tarafından Yazı Konak'ta Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş, yeniden Refah Partisi Yazı Konak Belediye Başkanı adayı Zülfü Kartakgül, parti teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. Hep birlikte bismillah diyoruz. Ve Allah bismillah. Kuvvetli alkışlarla birlikte Yazı Konak'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Ömer Ateş, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının Yazı Konak'ta zafere doğru atılan bir adım olduğunu ifade etti. Maşallah Yazı Konak kararını vermiş. Maşallah Yazı Konak değişimden yana kararını vermiş. Yazı Konak hizmetten yana kararını vermiş. Kamu kaynaklarının yandaşa değil, halka gitmesinden yana kararını vermiş. Yazı Konak Zülfü Bey'i başkan yapmaya karar vermiş. Mücahit Erbakan, Mücahit Erbakan. Zülfü Bey de inşallah bu işin uzmanı olarak ahlaklı belediyeciliği, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla sizlere hizmet etmeye karar vermiş. Yeniden Refah Partisi Yazı Konak Belediye Başkanı adayı Zülfü Kartakgül, Yazı Konak'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini söyleyerek seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerine ilişkin bilgiler verdi. İlk ve orta öğretim öğrencilerimiz var, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz. Köy içinde okula giderken zorluk yaşıyorlar. Servis problemi yaşıyorlar. Biz belediye başkanı olduğumuz takdirde o belediyenin önünde duran atıl minibüsler var ya, çürümeye terk edilmiş. Ya hepiniz biliyorsunuz, Allah rızası için hepiniz biliyorsunuz. O çürümeye terk edilmiş atıl minibüsleri hemen yapacağız, faaliyete geçireceğiz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizden de 1 lira talep etmeyeceğiz. Onların öğrenci servisi problemini çözeceğiz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Biz geldiğimiz zaman %50 vatandaşımız suyu ücretsiz kullanacak. Yani faturanın %50'sini Yazı Konak Belediyesi karşılayacak. O diğer %50'yi kardeşiniz Cesur, ben gider alırım onlardan. Siz rahat olun. Ben gider alırım onlardan. Amatör maçların yapılacağı hızlı şekilde bir stat yapacağız. Yazı Konak'ı kazandıracağız. Gençlerimiz orada sportif faaliyetler yürütecekler. Bunun kesinlikle sözünü veriyorum. Her şey hazır. Allah nasip ederse belediyemizde çalışan, alın teriyle hizmet eden biz başkan olursak hiçbir personelimizi işten çıkarmayacağız. Hangi başkan döneminde işe girmiş olursa olsun, hangi siyasi parti döneminde işe girmiş olursa olsun,
asla işten çıkarmayacağız. Ben o kardeşlerimin arkasındayım, yanındayım. Burada size söz veriyorum. Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam merkezleri oluşturacağız. Genç kardeşlerimiz için kütüphaneler oluşturacağız. Çok kolay ya bunlar, çok kolay. Çok kolay. Geldiğimiz zaman öyle bakana gerek yok. Öyle milletvekilinin gelip bu projelerde vaat vermesine gerek yok. Biz Allah'ın izniyle il başkanımızla, MKYK üyemizle, sayın genel başkanımızın duruşuyla bu projeleri gerçekleştireceğiz. Kurdeleyi de onlara kestireceğiz. Açılışı da onlara yaptıracağız inşallah. Hayır çarşısını faaliyete geçireceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz hayır çarşısına gidecekler. Onları güler yüzle belediye personelimiz karşılayacak. Oradan ihtiyaçlarını temin edip Allah'ın izniyle evlerine gidecekler. Biz belediye başkanı olursak bu beldede bir tane komşumuz, bir belde sakini aç yatarsa bana o gece yatmak haram olsun. Eski belediye binamızın yerini öldürmeyeceğiz. Şimdi bir yeni belediye binası yaptılar. Yapıldı da artık. Yanlış doğru yapılanı yıkmak bize yakışmaz. Biz eski belediye binamızın yerinde orası yine canlı olsun diye bunun da fizibilitesini yaptık. Kıymetli başkanlarımızla konuştuk. Genel merkezle de istişare ettik. İnşallah orada 40 yataklı bir mini hastane. Burada biliyorsunuz burası belde statüsünde olduğu için hastane statüsünde bir sağlık yatırımı yapamıyoruz. Ama bize burada önemli olan çocuk polikliniğinin olduğu, acil servisin olduğu, gece çocuğunuz ateşlendiği zaman ta Doğu kente gitmeyin. Bak kardeşiniz yapmazsa, eğer gece Ankara'da yatmazsa, onların canına şer olup yapışmazsa hizmet için siz benden hesabını sorun. Beldeye artık iki pazar yeri kurduracağız. Burada mevcut pazar yerimiz devam edecek. Ama bizim yukarıda Cumhuriyet Mahallesi'nde, Sanayi Mahallesi'nde, Yeni Bağlar'da yaşayan hemşerilerimizin de istifade etmesi için bir pazar yeri de oraya farklı bir günde kurduracağız. Bu pazar yerlerimiz de profesyonel olacak. Tertemiz olacak. Milli Görüş Belediyesi'ne yakışır bir pazar yeri olacak. ...55. TÜBİTAK Bölge Sergisi ve Ödül Töreni Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı tarafından düzenlenen 55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Sergisi ve Ödül Töreni Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Elazığ'da başladı. Sağ olun. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sergi açılışına TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Malatya, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinden toplam 101 proje katıldı. TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Sağlam 3 gün boyunca 12 alanda 101 proje yarışacak. Burada başarılı olan projeyi Türkiye finallerine uğurlayacağız dedi. 8 yerimizden 2000'in üzerinde öğrenciyle başlayan sürecimizin plan noktasına doğru gelmiş bulunuyoruz. 3 gün boyunca burada öğrencilerimizin projeleri sergilenecek. Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa'dan gelen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle beraber büyük bir bilim şenliğine Fırat Üniversitesi'nin ev sahipliğinde devam edeceğiz. Perşembe günü de inşallah öğrencilerimizin ödül takdimleri ve dereceye göre giren öğrencilerimizin ilanıyla süreci sonuçlandıracağız. Mayıs ayındaki Türkiye finaliyle buradan öğrencilerimizi uğurlayacağız. Bu bilim sürecinde, bu bilim yolculuğunda gençlerin yanında olmak, onlara destek olmak, TÜBİTAK'ın en önemli misyonlarından bir tanesi. Bu kapsamda 55.'si gerçekleşen bu organizasyon için, bu büyük organizasyonda yer alan bütün öğrencilerimizi ve öğretmen arkadaşlarımızı her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 3 gün boyunca burada 101 proje yarışacak. 12 alanda dereceye giren öğrencilerimizi burada ilan edip Türkiye finaline uğurlayacağız. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise TÜBİTAK'ın Türkiye'nin güzide kuruluşlarından birisi olduğunu belirterek proje yarışmasına katılan öğrencilerin projelerini anlatırken ki heyecanlarını gözlerinden okuyoruz. Hepsine başarılar diliyorum dedi. TÜBİTAK Türkiye'nin hakikaten güzide kurumlarından birisi. TÜBİTAK bünyesinde
destek birimleri var. Bir de 14 civarında da araştırma, geliştirme enstitüleri var. Bunlar ülkemize çok hayırlı hizmetler yapıyorlar. Bugün son yıllarda konuştuğumuz birçok teknolojik gelişme aslında TÜBİTAK bünyesinde geliştirilerek diğer kurumlarımıza model olarak sunuluyor ve ülkemizin kullanımına sunuluyor. BİDEP de bu destek birimlerinden birisi. Bugün 55.sini düzenlediğimize göre demek ki BİDEP çok uzun yıllardır bu şekilde ülkemize bilim ve teknoloji alanında bilim insanlarını desteklemek maksadıyla çok uzun yıllardır hizmet ediyor. Son yıllarda bunu biraz daha tabana yayarak araştırma, geliştirme kültürünü ta anaokulundan itibaren bu insanlarımıza yerleştirmek istiyor. Bu da önemli bir hizmet. Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, TÜBİTAK Malatya Bölge Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Sağlam, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstündağ, Profesör Doktor Soner Özgen, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Doktor Sinan Akpınar ile Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz projeleri gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldılar. Ödül töreninin 7 Mart Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşeceği yarışmada yarışmacılar projelerini 4-7 Mart tarihleri arasında jüri üyelerine sunacaklar. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, İl Genel Meclisi Mart ayı oturumlarının 4. bileşiminde 2023 yılı faaliyet raporunu meclis üyelerine sunarak 2023 yılını 3 milyar ciro ile kapattıklarını söyledi. İl Genel Meclisi Mart ayı oturumları 4. bileşimle devam etti. Meclis Başkanlığı İbrahim Şerbet'in yaptığı oturumlarda gündem maddeleri ve önergeler görüşülerek karara bağlandı. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Mecliste valilik makamında havaleli dolu kadro derece değişikliği cetveli görüşüldü. İl Özel İdare Norm Kadro İlke ve Sanatları Daire Yönetmeni'nin 11. maddesi gereği dolu kadro değişikliği meclis kararıyla yapılır. Bizim burada bunu yapmamızın amacı derece kademelere ilerlemiş, kazanılmış hak aylıkları ilerlemiş mesai arkadaşlarımızın kadrolarını derece kademelerini eşitliyoruz. Konuyla ilgili İnsan Kaynakları Müdürü Burak Kaya, meclis üyelerini bilgilendirerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yok yok, bu ilgili kişinin kadrosunu müktesebatına göre aşağıya çekiyoruz, eşitliyoruz. Yani üst kadroya atama yapmıyoruz. Hak ettiği bir şey mi? Evet. Kazanmış hak aylıklarını kadrolarını eşitliyoruz. Ben kazanmış haklarıyla ilgili bir itirazım yok. Sadece iki şey üzerinde tereddütüm vardı. Birincisi, bu son meclise niye bırakıldı? Onda da izah ettiniz. Dediniz ki böyle bir talep oldu. Talep doğrultusunda. Bunların hakları ise zaten meclis bunların haklarını engelleyecek durumda değil. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, 2023 yılı faaliyet raporunu meclis üyelerine sunarak 2023 yılını 3 milyar ciro ile kapattıklarını söyledi. İl Genel Meclis üyelerimizle beraber yaptığımız çalışmalar ve özellikle belli bir düzende yürüttüğümüz bu çalışmalarımızın neticesinde İl Genel Meclisi olarak 2023 yılında 11 olağan, 2 de olağanüstü toplantı yaptık. Bu toplantılarda da toplamda 337 karar alınmış oldu. Ayrıca İl Encümeni de 2023 yılında 46 toplantı yaptı ve bu toplantılarda da 567 karar aldı. Diğer dış kurumlarla beraber bizim tabii bütçemiz 1 milyar 34 milyon TL'ye gelmişti ama dış kurumlarla beraber imza attığımız rakam buradan da anlaşılacağı üzere 2 milyar 610 milyon lira gibi bir rakama tekabül etmekte. Yani neredeyse diğer şirketlerimizi de düşündüğünüz zaman 3 milyar TL'ye yakın bir ciroyla 2023 yılını kapatmış oluyoruz. Bunların içerisinde köy tüzel kişiliklere yapılan yardımlar var. Sizlerin sayesinde yine
encümenin aldığı kararlarla 885 bin lira köylere, 17 milyon 890 bin liralık bir rakamda bizim yine birlikler vasıtasıyla köye yönelik hizmetlere dönmüş durumda. Şiş, geçen yıl içinde yapılan çalışmalara göre ayrılan bütçeleri de paylaştı. Özellikle demin de arz ettiğimiz Kovancılar Kışlak Projesi ki ülkemizde ilk olan bir çalışma. 2 yılda yapılan yaklaşık 140 kilometre BSK çalışması, bu çalışma tamamen kendi araçlarımızda yapıyoruz. Çok kıymetli bir çalışma. Kendimiz üretiyoruz. Asfaltlarda kendi aldığımız araçlarla, 2 ayrı ekiple ki özel dereler içerisinde çok yoktur bu çalışma. Kendi araçlarında yapan ve biz bu araçlarımızla BSK çalışmamızı yapıyoruz. Sayıları 140'ı aşan güneş enerji sistemiyle köylerimizde insanlarımızın suyu bedava içmesini sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji anlamında da bu önemli ve bunu da yapmaya devam ediyoruz. 140 birimi geçtik. Bundan sonra da artarak devam edecek. 5 yıl içerisinde yaklaşık 900 bin metrekare kilitli parke döşendi. Bunun rakamsal değeri, bugünkü güncel değeri 400 milyon TL civarında arkadaşlar. Yani yapılan yatırımın büyüklüğü bir hayli kapsamlı ve köylerdeki çevre düzenlemesi anlamında kıymetli bir çalışma. 2200 kilometrelik asfalt bakım onarım çalışması yapmışız. Yani 3600 kilometre gibi bir asfaltımız var. Biz bunun neredeyse 3'te 2'sinde yeniden bakım onarım çalışması yapmışız. Sulama alanındaysa şu 5 yıl içerisinde 190 milyon TL, tabii güncellenmemiş rakam bu, 190 milyon TL'lik bir harcamayla sulama tesisleri, sulama kooperatiflerine destek, sağlanan arıcılık, su ürünleri ve diğer tarım destekleri de yine sizin döneminizdeki ilklerden. Depremlerde yapılan en kritik çalışmalar olan yaklaşık 26 bin konutun yıkımının çalışması, bu da özellikle İl Özel İdaresi'nin depremde aldığı yük anlamında ciddi bir çalışma olarak yerini aldı sizin döneminizde. Faaliyet raporunun oylamaya sunulmasıyla oturum sona erdi. 2023 faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tuğba Demirkıran, Fırsat İçin Bekleme, Fırsat Yarat adlı konferans ile Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası İcra Kurulu Başkanı Tuğba Demirkıran, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Demirkıran, Fırsat İçin Bekleme, Fırsat Yarat adlı konferansta geleceğin iletişimcileriyle tecrübelerini paylaştı. Rotanızı belirlemeniz lazım. Ben insanların hep üretmesinden yanayım. Yani tüketim çok kolay. Hepimiz için geçerli. Yani o elimize o telefonu aldığımız zaman en kötüsü de zamanı tüketiyoruz. Bu çok kolay. Yani kendimizi bir oyalama içerisine koyabiliyoruz ama hep dediğim şey, o dönemde öğrencilerime dediğim şey, çalışmak. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Çakar, fakülte olarak her yıl düzenli olarak etkinliklerini devam ettirdiklerine, bu yılda başlıklarının girişimcilik olduğunu ifade etti. Geçen yıllarda sosyal sorumluluk, bu yılda ana başlığımız girişimcilik olmak üzere öğrencilerimiz etkinliklerde bulunuyor. Tabii bu etkinliklerde bulunurken bizim amacımız şu: öğrencilerimiz bir organizasyonu yaparken veya bir organizasyonu yapabilme becerisini ortaya koyabilmelerini biz öğrencilerimize gösterebilmek için bir çaba içerisindeyiz. Öğrencilere girişimcilik üzerine tavsiyelerde bulunan ESSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tuğba Demirkıran, geleceğin iletişimcilerine hedef çizmeleri konusunda tüyolar verdi. Hayatım boyunca isterse karşımda Cumhurbaşkanı olsun, siyaset de yaptım. Yani çok bakanlar da geldiler, gittiler, karşıladık, yolladık. Onlara da duygu ve düşüncem neyse, doğru olan neyse, o an hem sorumu sormuşumdur. Hani beni rahatsız eden ortamda bir şey varsa hiç çekinmedim. Yani soru sormaktan, konuşmaktan, tabii böyle her şeyi konuşmak değil. Ama yeri geldiği zaman bence
konuşup ifade edebilme yeteneğini, yani sizin bölümünüz itibariyle sizler çok daha fazlasıyla hakim olmalısınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi son sınıf öğrencileri diyorum ya, bir rota çizmeniz lazım kendinize. Çünkü hani bunu yaşadığım için söylüyorum. KPSS kursunda sonuçta işte mezun adaylarımız geliyordu. Kötü bir şey diyorlardı hocam. Yani o öğrencilik temposundan bu sınava geçiş bize oldukça yoruyor diyordu öğrenciler. O yüzden sizler de bence yorulmadan, gerçi şu an Mart ayındayız, hani sınava girecekseniz kısa bir hazırlık veya girmeyecekseniz, biliyorsunuz KPSS kursları 2 yılda bir var. Özel sektör tecrübesini bir şekilde edinmeniz lazım. Elazığ'da olanlar staj yapıyorsa staj yerlerini. İşte bu farklı bir yol izlememiz lazım. Avukat Seda Demirtaş Genç mesleğine dair tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Ben fakültede de aslında avukatlık yapacağıma karar verdiğim için zorunlu stajımdan önce öğrencilik yaparken de avukatların yanında çalışmaya başladım. Hatta şöyle, hiçbir şekilde, hiçbir maddi destek almadan, hiçbir şekilde çalıştığım bürolarda inanın ki yemeklerini bile yemiyordum. Kendi yemeğimi kendim ister kendim yerdim. Bu şekilde, fakat oralar bana ne kazandırdı? Ben mezun olduktan sonra, stajımı yaptıktan sonra hiç kimsenin yanında çalışmadan kendi ofisimi açabildim. İşletmeci Gülsen Kırkıl da iş hayatına başlama sürecini anlattı. 2011'de bir iş hayatına atıldım. Gülsen'in mutfağı, Gül Mutfağı tabiri caizse, Elazığ'da bir işletme yeri açtım. Fakat bunu sizlere neden anlatıyorum? Yani herkes devlete girecek diye bir şey yok. Yani kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir duygu. Çocuklarım beni çok desteklediler. Manevi olarak çok çok desteklediler. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nural İmik Tan Yıldız'ı, konferans sonunda ESSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Tuğba Demirkıran'a çiçek takdim etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tarımsal üretim planlaması, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarımsal üretim planlaması, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlarından Kahraman Akdoğan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melik Şah Taşkın, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü personellerinden Gökhan Çavdar, Mühendis Hakan Özer de katılım sağladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, tarımsal planlamanın kademelerini paylaşarak önemine değindi. Tarımsal üretim planlaması aslında 5 eksen üzerinde kuruluyor. Kayıtlılık, kalite, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yatırım ilkeleri. Bu anlamda Türkiye'nin genelinde ve hatta ülkesel bazda baktığımızda hatta ülkemiz anlamında gecikmiş bir olay. Bu anlamda Türkiye'nin genelinde iller bazında 80 ilde işte teknik komiteler kuruldu. Merkezde tarım kurulu kuruldu bu şekilde bakan yardımcısı başkanlarında. Bununla ilgili Aralık ayın son ikinci haftasında öyle söyleyeyim. İl müdürleri, il müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri katılarak bu toplantıya icra edildi. Mevzuat hazırlandı. Yönetmelik usul esasları belirlendi. Bu anlamda Türkiye genelinde bu çalışmaları yaparak belki kısa vadede görünürlük pek görünmeyebilir ama ben inanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde belki 25 yılla, belki 50 yılla ışık tutacak bir çalışma olacak. Elazığ'daki tarımsal üretim planlamasını anlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, verim alınan ürünlerin hasat rakamını paylaştı. Elazığ ili totalde 931 bin hektarlık bir tarım alana sahip. Ve biz bu alan içerisinde yaklaşık 286 bin hektarlık bir tarım arazisini bitkisel ve tarımsal üretim amaçlı kullanabiliyoruz. Geriye kalan alanlarda ise çay ve meri alanlarımız 193 bin hektar, 672 bin hektar orman alanımız ve yaklaşık 68 bin hektar da su yüzey alanımız mevcut. Pointiniz var mı? Bu alanlar içerisinde tabii tarım arazisinin varlığından ziyade bu tarım arazisinden çok daha nasıl verimli bir ürün elde edebiliriz? Ve bu işlemi nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz konusundan hareketle özellikle
tarım arazilerimizin sulanabilir veya sulanmayan kısmı ile ilgili bir etüt çalışması daha önceden yapılmış. Bu mevcutta 286 bin hektarlık tarım arazimizin yaklaşık 232 bin hektarlık kısmı sulanabilir tarım arazisi. Bir diğer tarla ürünümüz ise mercimek. Ben burada tabii bu ürünleri öne çıkarmamın sebebi aynı zamanda bakanlığımızın tarımsal üretim planlaması içerisinde dahil olan ürünlerini öne çıkarmak anlamında söylüyorum. Mercimek üretiminde de yine tarımsal üretim bakımından alan artışı sağlanabildiği gibi doğrusal olarak da ürün artışını da gerçekleştirmişiz. Şu haliyle 11.500 dekarlık bir tarım arazisinde yaklaşık 1555 tonluk bir mercimek üretimi gerçekleştirmişiz. Ki burada da mercimek üretiminde Türkiye'de 13. sıradayız. İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Palu Belediye Başkan adayı Vahdettin Demirtaş'a seçim çalışmalarında başarılar dileyerek destek olduğunu söyledi. İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Palu Belediye Başkan adayı Vahdettin Demirtaş'a destek olduğunu paylaştı. Palu'ya destek olacaklarını ve eksikler konusunda yardımcı olacaklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Başkan adayı Vahdettin Demirtaş'a başarılar diledi. Sevgili kardeşlerim, İstanbul'dan Palu'ya selam ediyoruz. Vahdettin Demirtaş başkanımızın Palu'ya çok güzel, hayırlı hizmetler yapacağı inancıyla, özellikle aziz kardeşim Mahmut Rıdvan Hazırlı milletvekilimizin de gayretleriyle Palu'yu yeniden inşa edeceğine, büyük projeler yapacağına, büyük gayretler göstereceği inancımla biz de İstanbul'dan Esenler Belediyesi olarak, Palu ile kardeş belediye olarak Palu'ya hizmete katkı sunacağımıza, dertlerine deva olacağımıza, nerede eksiklik varsa bu eksikliğin giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimize, bütün Palu'lu kardeşlerime İstanbul'dan selam ederek sözler veriyorum. Palu'da Vahdettin Demirtaş kardeşimizin AK Parti Belediye Başkanı olarak göstereceği hizmete hizmet katmak, başarıya başarı katmak üzere İstanbul'dan Esenler'den, Esenler Belediyesi'nden selam ediyor. Tüm desteğimiz kardeşimizle beraberdir. Allah yolunu bahtını açık eylesin. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grubun 23. haftasında Karşıyaka maçı hazırlıklarını devam ettiren Elazığ Spor'da futbolculara bir gün izin verildi. TFF 3. Lig 2. grubun 23. haftasında Karşıyaka'yı ağırlayacak olan Elazığ Spor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken futbolculara teknik heyet tarafından bir günlük izin verildi. Geride bıraktığımız haftayı maç yapmadan bay olarak geçiren Elazığ Spor'da Karşıyaka maçı hazırlıkları salı günü yeniden başlayacak. Bordo Beyazlı takımımızda zorlu Karşıyaka maçı öncesinde Ahmet Ertuğrul Öztürk dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Bordo Beyazlı takımımız salı günü saat 11.30'da Gökmen Yıldırım Birnoğlu antrenman sahasında yapacağı yenileme çalışmasıyla Karşıyaka maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Süper Kupa finalinin oynanacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda tespit edilen önemli eksikliklerin giderilmesine çalışılıyor. 7 Nisan tarihinde saat 21.30'da Süper Kupa finalinin oynanmasına karar verilen Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda bu önemli final karşılaşması öncesinde önemli eksiklikler bulunuyor. Yerinde yapılan tespitler neticesinde Şanlıurfa GAP Arena Stadyumu'ndaki eksiklikler şu şekilde belirlendi. Soyunma odaları yenilenmesi, protokol tribün koltuklarının değişmesi, protokol zemininin granit mermer olması, protokol odasının komple değişmesi, soyunma odaları duvar ve zemin yenilenmesi, saha giriş koridoru ve soyunma odalarına giden koridorların asma tavanlarının değişmesi,
Saha giriş koridorunun boyanması, soyunma odaları, WC aynaları ve ayna üstü aydınlatmaların değişmesi, stat dışı ihata duvarlarının boyanması, statta bulunan kantinlerin yetersizliği, basın tribününün yeniden düzenlenmesi, engelli tribünün yenilenmesi. TFF'nin Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başlatacağı eksikliklerin giderilme çalışmalarının önümüzdeki günlerde hızlanması ve maç gününe kadar yetiştirilmesine çalışılıyor. Bilindiği üzere Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda teknik ve altyapı yetersizliğinden dolayı da yarı otomatik offside sistemi de Süper Kupa finalinde uygulanmayacak. 28 Şubat, 2 Mart tarihleri arasında Erzincan'da yapılan liseler arası Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası yarı final karşılaşmalarında Elazığlı sporcular Fethi Taha Çoban kilosunda ikinci olurken Muhammed Emir Ejder ise üçüncü oldu. Uluslararası Muay Thai turnuvası Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapıldı. Şampiyonaya 20 ilden katılan sporcuların yanı sıra İran'dan da 10 kulüp olmak üzere toplam 400 sporcu iştirak etti. Şampiyonaya Muay Thai il temsilcisi İlhami Koçgündüz'ün kafile başkanlığında 5 sporcu katılırken 4 sporcu şampiyonada derece yaptılar. Yıldızlar erkeklerde Yunus Turan 40 kiloda ve Fatma Gül Bilge 51 kiloda ikinci olurlarken 50 kiloda ise Emrihan Yavuz turnuvada üçüncü oldu. Öte yandan 63 kiloda Enes Ay Yıldız ise profesyonel müsabakasında İranlı rakibiyle yaptığı karşılaşmayı kaybederek ikinci oldu. Şampiyonada ayrıca ulusal Muay Thai hakemi Zafer Aksoğlu da görev yaptı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan ve Türkiye ile İran arasında gerçekleşen uluslararası Muay Thai şampiyonasına katılan Elazığlı 4 sporcu derece yaptı. Liseler arası Gençler Tekvando Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı. Şampiyonaya ilimiz adına katılan Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fethi Taha Çoban 68 kiloda ikinci olurken, Metin Koloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Emir Ejder ise 63 kiloda üçüncü oldu. Aynı zamanda Kuan Spor Kulübü sporcularından olan Fethi Taha Çoban ve Muhammed Emir Ejder 22-24 Mart tarihleri arasında Çorum'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Engin Pamuk'u tebrik etti. Spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.